Ordu'da dünden bugüne olup bitenlere bakma vakti. Sağnak kentte tam 7 ilçede birden sele yol açtı. Köprüler yıkıldı. Ordulular evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen yetkililer yaraların sarılmasına çalışırken bugün sel bir kez daha etkili oldu ve hem köprülerde hem de Karadeniz sahil yolunda yeniden alarm verildi. Mahmut Erdoğan alarmın verildiği o noktalardan birinde Tabakhane Deresi'nde bekliyor bizi. Murat Onur da büyük hasar gören fındık bahçelerindeki son durumu aktaracak ama önce sel anı var. Ben 50 yıldır böyle bir afet görmedim. Bana bu ne lan? Önüne ne varsa katmış geliyor. 100 dönümden fazla arazi zarar gördü. Gök gürültülü sağanak saatlerce sürdü. Metrekareye 108 kilogram yağış düştü ve Ordu sele teslim oldu. Aa, köprü yıkıldı, köprü. Motorum gitti, motorum su aldı, gidiyordu zor tuttum. Odunlarım gitti. Oy maşallah, ağaçlara bak, ağaçlara koca koca ağaçlar gitti. Sel 7 ilçeyi vurdu. Aslında meteoroloji uyarmıştı. Gerekli önlemler alınmıştı. Bu sayede de 500 bin ordunun etkilendiği afet can kaybı olmadan atlatıldı. Bir evi bile alır götürür bu yağmur. Bizi götürüyor da ya bizi. Hayvanlarınızı bak. Oğlum çocuğunuzu ırmak kenarına göndermeyin lütfen. Yukarıdan aşağı bayağı yüksekten ağrı. Komple ağaç, maaş, taş, maaşlar. Sel bir anda gelince yüzlerce kişi evlerinde, iş yerlerinde mahsur kaldı. İlk kere bu kadar sel görüyoruz yani. Havadan ve karadan seferberlik ilan edildi. Sel önüne çıkanı sürükledi. Ayaklarının altı tıkanan ya da hasar gören köprüler birer birer yıkıldı. Evet, şu anda Elekçi Parkı'ndayız. Sel olduğu gibi gidiyor. Sel o kadar şiddetliydi ki Elekçi Köprüsü'nün ayaklarını adeta boşalttı. Üzerinde bulunduğumuz köprünün tam bu noktası bir metre aşağıya kaydı. Ve işte bu korkunç görüntü ortaya çıktı. Bir ayak girecek şekilde açılmış durumda. Bu köprünün ayaklarına o kadar gelen ağaçlar hep doldu, tıkandı. Oo, gelecek. Kütlüyor. Köprülerin hemen trafiğe kapatılması olası bir faciayı önledi. O köprülerin en önemlisi Ceviz Deresi Köprüsü'ydü. Çünkü Karadeniz sahil yolunun ulaşımını direkt etkiliyordu. 1958 yılında yapılan köprü sel sularının gelmesiyle birlikte tamamen yıkılmış durumda. Köprüdeki telefon ve internetlerin kablolarını tamir ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yıkılan ve Karadeniz sahil yolunu trafiğe kapanmasına neden olan Cevizdere Köprüsü'nü yıkma çalışmaları başlatıldı. Büyük maddi hasara yol açan sel fındığı da vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı ve bakanlarını afet bölgesine göndererek yaraların hızla sarılması talimatını verdi. Selden, afetten zarar gören tüm vatandaşlarımız rahat olsunlar. Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız. Sağanak devam ettiği için hasar tespit çalışmaları sürerken bir kez daha sel alarmı verildi. Bu kez Tabakhane Deresi taştı. Ünye'nin içerisinden geçen Tabakhane Deresi'nde bulunan köprüler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. İş makineleri yağmurun etkisiyle gelen ağaçları ve dalları köprünün altından geçmesini sağlamaya çalışıyor. Çünkü şu anda sıfıra sıfır gelmiş durumda sular ve üzerinde bulunan köprüler her an çökme tehlikesine karşı belediye ve emniyet ekipleri tarafından da vatandaşlar uyarılıyor. Hem araçlarını bu köprünün üzerinden ve etrafında park edilen araçları kaldırması noktasında hem de evlerde bulunan vatandaşların tahliye süreci devam ediyor. Köprüler kapatıldı. Dere yatağındaki evler tahliye edildi. Alarmla birlikte Karadeniz sahil yolunda ulaşım bir kez daha durdu. A
ATV haber ekipleri sel haberini alır almaz Ordu'ya hareket etmişlerdi. Dünü ve hatta geceyi sel bölgesinde geçirdiler. Şu anda da haber nöbetine devam ediyorlar. Mahmut Erdoğan'a verelim ilk sözü. Ünye'deki Tabakhane Deresi'nde taşkın yaşandı bugün öğle saatlerinde. Dereyi geçen köprünün çökme tehlikesi vardı. Zaman zaman telaşlı anlar yaşandı. Peki son durum ne? Mahmut anlatacak bize. Mahmut, seni dinliyoruz. Müge, maalesef korkulan oldu. Bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Yağan, öğlenden sonra yağan şiddetli ve aşırı yağışın ardından İkizce bölgesinde heyelan oluştu ve heyelanda sele kapılan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini bir son dakika bilgisi olarak verelim. Bizler Tabakhane Deresi'ndeki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yukarı kısımlara yağan, işte İkizce gibi Ordu'nun yüksek kesimlerine, Ünye'nin yüksek kesimlerine yağan yağmurun etkisi alt kısımlarda da hissedilmeye devam ediyor. Bu bölgedeki Tabakhane Deresi'nde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık birkaç saat önce burada su debisinin son derece yüksek olduğunu bilgisini paylaşmış olalım. Su debisinin yükselmesiyle birlikte bölgede anonslar yapıldı ve vatandaşların bölgeden uzaklaşması için ciddi anlamda anonsların her geçen an yapıldığı bilgisini paylaşalım. Şu anda köprünün üzerinden yayalar geçiyor, ancak bu köprünün üzerine kadar sel suları gelmişti ve buralar tamamen hem yaya trafiğine hem de araç trafiğine kapatılmıştı. Ancak şu an itibariyle yağışın durmasından dolayı sel sularının debisi düşmeye devam ediyor. Ancak havaya baktığımızda ise kameraman arkadaşım Yasin Köse havayı da bir gösterdiğinde kara bulutların halen daha bölgede devam ettiğini ve yağmurun her an yeniden başlayabileceğini paylaşalım. Meteoroloji de bu konuda aslında uyarılarına devam ediyor. Bu gece 21'e kadar ki geçecek zaman içerisinde şiddetli fırtına ve yağışların tekrarlanması bilgisini paylaşmış olalım. Tüm bunlarla birlikte yaklaşık 2 gündür süren yağışlarda sevindirici tek tarafımız vardı, can kaybının olmaması. Ancak maalesef bu üzücü haberi vermek zorunda kaldık. Ordu bölgemizde, Ünye'nin hemen üst kısmında bulunan İkizce bölgesinde maalesef bir vatandaşımız sel sularına kapıldı. AFAD ekipleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler, ancak vatandaş hayatını kaybetti. Meteoroloji yağış uyarısı yapıyor. Vatandaşlarımız lütfen dikkatli ve temkinli olmaya devam etsinler diyelim. Sözü oradan tekrar sana bırakalım Müge. Teşekkürler.